içerisinde o taktiksel dönüşümü yapabilecek o oyun bilgisine, o esnekliğe sahip olduğunu da gösterdi aslında. Bu arada Mehmet'in söylediğine bir ekleme yapayım. Buradan bence yönetimin dikkat etmesi gereken bir husus daha. Bence çok kritik bu. Eğer Emre Belözoğlu'yu devam etme kararı alacaksanız, buna saygı duyuyorum. Hayır da diyebilir, evet de diyebilir. Bunu, bu arada bu kararı başkan verecek %90 oranında. Evet. Yani elbette herkesin görüşü alınıyor ama başkanla Emre Belözoğlu'nun yapacağı görüşme belli edecek bu konuyu. Kamuoyuna şöyle bir intiba, şöyle bir algı pompalanırsa Fenerbahçe büyük zarar görür. O da şu, ya işte mevcut şartlar belli. Efendim biz zaten yabancıyı getirirsek para isteyecek vesaire deyip de mecburen Emre Belözoğlu'yla devam ediyoruz gibi bir intiba bırakırsanız insanların üzerinde o işten hayır gelmez. Gerçekten inanıyorsanız Emre Belözoğlu'yla devam edin. Hak ettiğini düşünüyorsanız. Hak ettiğini düşünüyorsanız Emre Belözoğlu'yla devam edin. Ha şimdi benim fikrime gelecek olursak. Mehmet'in söylediği noktalar önemli. İşte Mesut Özil'i farklı yorumlaması. Hemen çıkarmadı oyundan Alanya'da. Evet. Pekala 10 kişi kaldığın gibi çıkar. Bir şey daha ekleyip sana atayım pası Volkan. Artı maç sonu açıklamaları. Ben bunu önemserim. Erol Bulut'un 30 haftada veremediği manşeti 3 basın toplantısında verebiliyor. Kendini ifade ediş şekli, camiaya seslenişi diyeyim en azından. Benden geçer not aldı. Görüşünü konuşmadık ama Mehmet Özcan ne kadar kötümser biriyse Volkan Demir de o kadar istikrardan yanadır. Tabii. Doğru mu düşünüyorum? Aynen öyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben böyle görüşümü ifade ettiğim zaman Fenerbahçe'yi takip ettiğim için işte Aykut Hoca döneminde de benzer durumlar yaşanıyordu. Sen Aykut Hoca'dan haber alıyorsun. Ersun Hoca'dan haber alıyorsun. Efendim şimdi de Emre Belözoğlu'ndan haber alıyorsun'a döndü iş. Ben şöyle söyleyeyim. Ersun Yanal'ı savundun mu? Savundum tabii. Eleştirdim de savundum da. Şunu söyleyeceğim. Çok ciddi yorum farkı kattı Fenerbahçe'nin oyununa. Bir, Ener Valencia bence gerçekten önemli bir hamleydi. Hakikaten orayı toparladı. Yani dördüncü forvet iki hat üzerinde birinci forvet yaptı. Mesut Özil aynı şekilde. O beşli orta saha düzeni, Gustavo Sosa değişikliği bunların tamamı olumlu. Fakat şunu da ifade etmem lazım. Bu oyunun çok ciddi defoları var. Yani %50, %60 doğru oyun. Ama %30, %40 da özellikle maçların ikinci yarılarında skor elde edildikten sonra çok sıkıntılı bir oyun. Şimdi İrfan Can'ı ne kadar koşturabilirsin geriye? Tamam çok büyük yetenek. Müthiş oyuncu. Ya yeri geliyor Ozan Tufan bile hani Sosa'ya asist yapması gereken savunma anlamında oyuncu. O bile biraz önde kalıyor vesaire. Çok ofansif bir orta sahaya sahip Fenerbahçe. Bu hastalıkları tedavi edebilecek mi? Soru işareti bu benim kafamdaki. Ama az önce de söyledim. Ben yıkıp yapma taraftarı değilim kardeşim. Bunu 3 senedir söylüyorum. Sürekli yıkalım yapalım, yıkalım yapalım. Fenerbahçe'nin artık kadro olarak bir şeyler taşıdı. Bu kadroyu da kuran adam kim? Emre Belözoğlu büyük ölçüde. Gelsin tamiratını yapsın, tadilatını yapsın. Devam et. Şampiyon bir kadroyla, şampiyon olabilecek bir kadroyla yola çıksın. Benim görüşüm bu. Çünkü o zaman herkes şunu söyleyebilecek. Emre Belözoğlu bu takımı sen yaptın. Hani bahane, sığınacak bahanesi yok Emre'nin. Ha, hırslı bir kişiliği var. İşte Şenol Hoca da en son röportajında ifade etti. Hani hangi işi yaparsa yapsın başarılı olur o hırsla diye. Hani hırslı bir kişiliği var. Gelecekte bence Türk futboluna imza atacak teknik adamlardan biri olacak. Türk futbol tarihine imza atacak teknik adamlardan biri olacak. Ama bu sezon üzerinde defoları olmakla beraber bir yorum farkı getirdi. Bu yorumun tadilatını ve tamiratını da yapıp bence bir yıl daha devam etmesi lazım. Fenerbahçe'nin elinde Mesut Özil var. Şu an için performansı çok tatmin edici seviyede değil. Hatta o seviyeden epey uzak. Ama koskoca bir dönem, belki bir yıl ciddi futbol oynamama noktasında problemleri oldu. Onunla bir sistem kurabilir mi Emre Belözoğlu? Ya Mesut konusunda şöyle olumlu düşünüyorum. Yani Mesut'un yeteneğini tartışmak haddimize değil. Artı şu var yani Kerem, hep muhabbettir. Koşsam Real Madrid'de oynardım. Yürüyerek Real Madrid'de oynadı. Böyle bir 10 numaradan bahsediyoruz. Ama çok erken yani benim son iyi Mesut Özil 2015-2016 mı Leicester City ile Arsenal'in şampiyonluk için kapıştığı sezon.
O zamandan sonra hep geri giden. Önce Alman milli takımından da bir kesik yedi zaten. Artı evet şimdi bir Aboubakar, Arda Turan örnekleri var. 2-3 yıl oynamayıp Arda'ydı orada biraz camiaya olan bağlılığı diyelim. Aboubakar'ın futbola, ayrıca Aboubakar'ın da futbol formasyonu değişti. Evet. Fiziksel güç, oyun akla. Ama Mesut'un bu temposuz futbolu bilmiyorum günün futbolu ne kadar. Yani ben bunu Galatasaray'dan bir örnek vereyim. Babel, Arda, Feghouli. Bu üçle Oğulcan'dan çok daha iyi oyuncular. Ama ben Oğulcan'ın Kasım Aralık ayındaki performansını bir numara yazarım. Niye? Dinamizm, tempo. Benzer düşünce Mesut Özil'e şunu söylüyorum. İrfan Can'ın, Pelkas'ın olduğu düzende ne kadar Mesut'a ihtiyaç var? O temposuz futboluna. Artı iyi bir sezon kampı görecek. Emre Belezoğlu'nun olumlu bir hamledir. Israrla oynatmaya çalışması en sonunda Sivas maçı Sisse'ye müthiş bir asist yaptı ama ya ne olursa olsun Volkan 10 maçta sahada kalan. Şimdi bak mesela Snyder de benzer bir süreçle Galatasaray'a geldi. Çok kilo fazlası vardı. Inter'de iyice böyle bir sıkıntılı sürece girmişti Galatasaray'a. 2013'ün ortasında geldi. Bir Ordu maçı var. Uzaktan gol attı. Karabük deplasmanlar Plesa'ya attı. 1-0 kazandırdı hani. Mesut ne olursa olsun o sürede bence biraz daha gol asist bir şeyler beklerdim ben şahsen. Kendi mevkisinde de oynamadı. Yani ben yeni sezon 11 oluşturduğum zaman Emre Belözoğlu'na şu an sesi düşünüyorum. Gözü kapalı Mesut Özil üzerine bir takım bak, kurmuyorum. Orta saha mesela şu anda sezonu tamamlayan orada orta... Burada 2 dakikamız kaldığını belirtelim. Sezonu tamamlayan orta sahayı gözümüzün önüne getirelim. Performansları gözümüzün önüne getirelim. Bir Pelkas. Gelecek sezona taşıyacağın üçlü, hani Ozan da kalırsa, Sosa, İrfan ve Ozan olur. Pelkas'ı genelde kanatlarda kullandığı için söylüyorum. Evet. Şimdi Mesut yine sağ. Bu arada bir üçlü orta saha oluşturacaksan dengeli bir üçlü orta saha Pelkas orada oynasa bile senin saydığın orta saha. Doğru. Yani, en mantıklısı bu. Yani o yüzden Mesut Özil konusu bence gelecek sezon tartışılmaya devam eder ama şöyle bir durum var ki Mesut topuk yaylası kampı ve hazırlık maçlarından nasıl çıkacak? Eğer geçmişe dönelik ibareler görürsek Mesut da o zaman iş değişir. Ya tabii en kötü hali örnek verelim Kadıköy'de Vardan iptal oldu. Ozan Tufan golünde güzel orta kesti mesela. Hani evet. O yetenek var. Var ama bu temposuz futbolu Mesut'un her zaman hani eleştirilen yönüydü belki de. Ayrı konu onu mükemmel Real Madrid ve Almanya milli takımı. Arsenal'e çok erken gitti hani kariyerin yönetiş süreci diyelim. Hani keşke daha 2013'ler değil 2016-2017'lerde Arsenal'e gitseydi. Yani Real Madrid'de daha uzun süre kalsaydı. Kolay değil hani Arda ile Aboubakar'ı da hafızama geliyor ama hani oyun formasyonu ben dediğim gibi yeni sezon 11'ine Volkan gözü kapalı Mesut 11 Mesut Özil'li bir Fenerbahçe şu an kurmuyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özcan, Volkan Demir. Biz teşekkür ederiz. Son sayfaya noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler Aspor ekranlarından. Herkese mutlu haftalar, mutlu geceler diliyoruz ve